Lan ne bahtsız adamsın lan. 2 yıldır en az 20 defa kapıra verdin, hepsi yandı. Ne yapayım abi? Hep birileri ölüyor düğün yaklaştıkça. Düğün yapma sen de lo. Hayatta olmaz. Sabah illa düğün yapacağız diyor. Bu hafta hangi gün boş? Komple boş bu hafta. Ayın 20'si iyi midir? İyi, şöyle vereyim kapırayı. Efendim? Behçet amca kalp krizi geçirdi. Hastaneye götürüyoruz. Harbi mi? Hemen geliyorum. Allah'tan vermedim kapırayı. Ne oldu? Behçet amcam kalp krizi geçirdi. Ayın 20'sini iptal et. Tamam. Efendim? Behçet amca birden kendine geldi. Eve bırakıyoruz. He, iyi öyleyse. Ayın 20'sini yaz bize. Behçet amcam iyileşmiş. Tamam. 20'si senin. Kapurayı alayım. Efendim? Eve dönerken Behçet amca yine fenalaştı. Tekrar hastaneye gidiyoruz. Hemen geliyorum. Abi 20'sini yine iptal et. Ya Rabbi tövbe. Tamam iptal. Efendim? Behçet amcanın durumu şu an iyi. Eve götürüyoruz. Tamam. Lan sanki benim düğünüm iptal olsun diye bilerek yapıyorlar. Bir saniye. Behçet amca yanında mı? Evet. Durumu iyi mi? İyi, gülüyor. 20'sinde yapacağız biz düğünü. Behçet amca fenalaştı. İptal ettik öyleyse. Şu an kendine geldi. Ulan dinleme cihazı falan mı kattılar buraya? Şöyle yapalım abi. Ben sana düğünü bir saat kala haber vereyim. Gelelim aniden düğün yapalım. Gelen gelsin, gelemeyen gelmesin. Yoksa ben evlenemeyeceğim. Tamam sen bir saat önceden haber ver bana. Ölen olursa sonra gidersin cenazeye. Tamam abi ben davetiyeleri dağıtayım. O ne? Baba? Baba ne oldu? Nabzı atmıyor baba. Sen kimsin ya? Zekeriya amcaya davetiye getirmiştim. Zekeriya amca mı? O yan dairede ya, yanlış gelmişsin. Ne? Yanlış mı gelmiş? Yanlış gelmiş de baba, sana ne oldu ya? Bizden biri evleniyor sandım, ondan fenalaştım. Ne yani, sizden olsam ölecek miydi? Evet. Emmi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağlık sıhhat yerinde mi? İyiyiz. Seni sormalı. İyi, bir sağlık sorunu falan yok değil mi? Yo, dün bu yanaya gittik, top gibiyiz ikimiz de. İyi. Buyurun öyleyse. Bu ne lan? Düğün davetiyem. Ya bana bir şeyler oldu ya. Bana da bir şeyler oldu. Bu düğünde ben öleyim, öbür düğünlerde sen ölürsün. Ha tamam öyleyse. Turp gibiyim diyordunuz. Birden fenalaştım. Şu düğün tarihine bir baksaydın. Tarih yazmamışlar lan. Niye tarih yazmadınız lan? Ya ben ne zaman evlenmek istesem aile büyüklerinden biri ölüyor. 2 yıldır evlenemedim bu yüzden. Ben de bir karar aldım. Tarih belli değil. Her an evlenebiliriz. Çok güzel plan yapmışlar lan. Yattı benim ölmüş. Haydi görüşürüz. Ne yapacaksın şimdi İzzet? Onların planı varsa benim de planım var. Nikah kıyılmadan halayda ölürüm benden. Davetiye mi? Götür götür. Evde 2 tane yaşlımız var. Tamam da tarihi yazmadım. Günü saati belli değil. Nasıl olacak peki? Düğün salonuyla anlaştım. Bir saat önceden biz geliyoruz diyeceğim. Ona göre gelebilen gelecek. Tamam. Bizimkilere duyurma. Bir saat önceden haber ver, ben gelirim. Hadi görüşürüz. Efendim. Tamam 9'da oradayım. Ya Danya'daysa ne yapıyorsun burada? Fayansa bakıyorum da. Fayansçı del dolguyla güzel işlemiş. Ne koç işlemiş böyle. İyi kolay gelsin. 9'da düğün yapacaksın he? Ha ben öldüm. Nasıl oldu? Ya Kemal aradı. Abi akşam 9'dan halı saha maçı var. Seni yazıyorum. Biz de 9'da oradayız dedik. O ara Danyal dayı rahmetli oldu. Halı saha mı? Ne oluyor lan? Tövbe bismillah. La ben düğün var diye ölmüştüm. Allah'tan gömmediniz beni ha.